İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz efendim. Kameralara doğru. Ya. Siz arkadan. Evet, hemen. Onlar sahnede. Evet, neler söyleyeceksiniz bugün için? Özel bir gece. Bu arada evet. Başınızla sağ olsun diyelim efendim. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İşte setten çıktım geldim. Şimdi eşim de bu akşam burada sahne alıyor diye. Ekstra böyle koştura açıkçası gelmek istedim. Bu gece burada olmak istedim. Yalnız bırakmak istedim. Evet, yalnız bırakmak istemedim. Öyle bir aslında haldır güldür bir gece oldu. Yeni yıl artık yaklaştı efendim. Tatil planları hazır mı? Tatil planları hazır değil çünkü yine eşim İstanbul'da çalışıyor. O yüzden İstanbul'dayız. Siz de İstanbul'da olacaksınız ama efendim evet. Bir single bir albüm çalışması vardı. Son durum ne aşamada hala bekletiyoruz demiştiniz son ama. Evet. Ben gerçekten bilmiyorum onunla ilgili bir şey. Vallahi yani sen sordun diye ben sana ara ara böyle evet. Şeyler veriyorum, diyorlar veriyorum. Gerçekten bilmiyorum o konuyla ilgili ne olur. O da Emir'in ortaya attığı bir sürprizdi aslında. Benim evet. Hakkımda öyle bir şey yoktu. Evet. O böyle bir anda içinden geldi ve söyledi. Orası ne olur bilmiyorum. Son dönemlerde özellikle oyuncularımızın seslerini ön plana çıkarttığı bir dönem oldu. Suzu olsun, Serenay Hanım olsun, daha başka isimler de var efendim. Evet, şarkı söylemeyi sevenler hemen galiba belli oluyor. Evet. Çok sevenler belli oluyor, iyi geliyor. Dizilerde de söylüyorsunuz ama efendim. Böyle ortaklaşa oyuncular olarak özellikle Serenay Hanım olsun beraber bir şey yapmayı düşünür müsünüz? Tabii ki niye yapmıyorum. Tabii ki yaparız. Keyifle. Keyifle. Peki efendim fazla düşünmeyelim. Size çok teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Sağ olun. Tamam biz izin veriyoruz. Pardon bir dakika. Bence Gökçe Hanım içeri alsanız daha rahat güzel fotoğraf olur. Değil mi? Bence de. Bence de Gökçe Hanım. Daha güzel fotoğraf olur.